Dünyadan araba haberleri yeni bölüme hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese selam. Bugünkü yeni bölümümüzde Citroen var. Citroen'in tamamen elektrikli olan bir aracı var. Daha Türkiye'de yok tabii ki. Biz zaten bu yüzden dünyadan araba haberleri diyoruz. Yine Türkiye'ye gelir mi bilmiyoruz. Yurt dışındaki fiyatı belli ama Türkiye fiyatı ne olacak bilmiyoruz. Aracımız Citroen Ami. Yani ismi çok iyi değil ama Türkiye gelse iş yapar mı bilmiyorum. Yapabilir de. Arkadaşlar Citroen Ami yollara çıkıyor. Bu ulaştırma alternatif çözümler üretmeyi amaçlayan otomotiv firmalarından yenisi Citroen. Şehir içi ulaşımı için sadece 2 kişilik ve ehliyet gerektirmeyen yeni aracını tanıttı. Bu araçta gerçekten doğru duydunuz. Ehliyet gerekmiyor. Zaten gördüğünüz gibi bununla ehliyet olsa ne olacak, olmasa ne olacak o da ayrı mesele. Yani B sınıfı ehliyete gerek yok. Fransızca arkadaş anlamına gelen Ami. Fransızcayı öğrenmemek lazım o zaman. Ami çok değişik bir isim olmuş yani. Gerçekten Türkiye'ye gitmez. Bunun adını değiştirmeleri lazım. Zaten bu araç kompakt yapısıyla motosikletlere alternatif olarak sunulmuş. Yani 4 tekerlekli bir motosiklet olarak düşünebilirsiniz bunu. Fransa'da şu an B ehliyeti gerektirmiyor. Bu aracı kullanmak için sadece 14 yaşını doldurmak yeterli oluyor. Diğer Avrupa ülkelerinde Amerika gibi örneğin hani 16 yaş zaten sınırı var. 16 yaş olmak zorunda. Ama yine ehliyetsiz kullanım sağlayabiliyorsunuz. Bu araç kaç para olur acaba sizce? Bu arada videoya geçmeden kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve bu aracın sizce değeri ne kadar olur? Yurt dışı fiyatı ne kadar olur? Türkiye gelse fiyatı ne kadar olur? Bunu yorumlarda belirtin. En yakın tahmin edene bu arabayı hediye etmek isterdim ama bende de yok, edemiyorum o yüzden. Bakalım, bu araç %100 elektrikli bir araç. 50 km hıza ulaşabiliyor. Maksimum hızı 50 km. Yani anlayacağınız yavaş bir araba. Aslında iç mekanı da çok sade ve basit tasarlanan. Çok rahat ve kolay kullanım sunuyor. Yani sadece gaz fren var. PRN var. D var aynı şekilde. Aslında çok böyle basit sade iki kişinin bir yerden bir yere gidebilmesi için yapılan bir araba. 5.5 kW bir aynı şekilde lityum bataryayla geliyor araç. Bu da ortalama full şarjla 70 km bir yol hizmeti sunuyor diyebilirim. Ayrıca bu araçta hani ev tipi normal 220 volt prizlerde de sadece 3 saatte şarj olabiliyor. Yani bu iyiymiş bak, hani sabah işe gittin şarj et, bir yere gittin şarj et ama menzili 70 km. Tabii bu 70 km yokuş aşağı yokuş yukarı da değişebilir. Araca binen tek kişi değişebilir biliyorsunuz elektrikli araçlarda. Bu çok fark ediyor. Araçta 6 aynı şekilde kilowatt bir güç var. Yani bu da yaklaşık olarak kaç beygir yapıyor? Ya 9 beygir gibi bir şey yapıyor. Yani yeterli mi? Yeterli değil. Yani zaten tabii şöyle bir durum var. 6 kilowatt dediğim gibi 8,5 beygir yapıyormuş bu araçta. Yani aşağı yukarı 125 cc bir motora eşdeğer bir güç diyebiliriz buna. Ama tabii ki gibi diyorum ya, daha çok böyle yakın yollarda, şehir içi, hatta mahalle içi kullanımlarda gayet iyi. En önemli noktaya gelelim. Bunun için bence fiyat. Şimdi Türkiye'deki vergi faiz oranlarını biliyorsunuz. Bunları saymıyorum. Şu anki yorumlarda bulundunuz mu? Kaç bin yazdınız? Tuttunuz mu aklınızda? Tabii euro üzerinden bakacağız. Bu ürün, bu araç daha doğrusu Haziran ayında üretime geçecek. Haziran ayında bu Ami'nin çıkış fiyatı ise 6000 euro. Yani sadece 6000 euro. Yani şöyle bakarsanız aslında herhangi bir Fransız vatandaşına istinaden bakarsanız 2 aylık maaşıyla bunu alabiliyor. Zaten biraz daha herhalde 14-18 yaş arası kullanıcılara hitap etmişler bu aracı yaparken. Tabii ki büyük insanlar çok rahat bir şekilde kullanabilir, sığabilir araca. Ama yine özet olarak baktığımızda bence piyasa pazarlama hedefi 14-18 yaş. Zaten Haziran ayında ön siparişlerle başlıyor. 30 Mart'ta daha doğrusu siparişler alınmaya başlandı. Haziran'da üretime geçecek. Şu anda zaten Almanya'da, İngiltere'de ve Portekiz'de de satılması bekleniyor aynı şekilde. Araç tamamen diyorum ya, ufak 4 tekerlekli bir aynı şekilde bisiklet gibi diyebiliriz. 6 kW'lık bir motoru var demiştik. Bu da aynı şekilde çok iyi bir yol size sağlamaz ama işinizi görür. Aslında çok ilkel bir çasis üzerine örtülmüş bir araç diyebilirsiniz.
Hatta çok simetrik bir araç olduğunu fark edersiniz. Ön ve arka paneller aynı. Yan cam ve kapılar gibi tüm bir yandan diğer yana değiştirilebilir parçaları bulunuyor. Yani bu da zaten üretim maliyetini düşürüyor bundan dolayı. Yani tam anlamıyla böyle şehir işi, işe gidip gelmek için tasarlanmış bir araç. Yani bir araba olarak değil de böyle şehirde bisiklet sürmek yerine veya toplu taşıma aracı kullanmak yerine güvende kendi aracımla gideyim, geleyim demek isteyenlerin kullanmış olacağı veya tercih edeceği bir araba olduğunu ben düşünüyorum. Bu videonun da sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bu videoya biraz beğeni bekliyorum sizden çünkü araba hikayelerim vardı. Bu da Dünyadan Araba Haberleri olarak yeni bir video serisi ve Türkiye'de bu şekilde bir seri yapan yok. Yani bu Dünyadan Araba Haberleri adı altında videoma, videolarıma, oynatma listeme sizden destek bekliyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Videomu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Lütfen kendinize iyi bakın.